Senden özür diliyorum yavrum. Ne olur sen de beni anla. Yıllardır içimde kanayan bir yaraydı bu. Ah hanım, çok üzüldüm ben. Esra Hanım, hani şey dediniz ya, bir defa gittik odasından çıkmıyormuş Şebnem Hanım. Ağlıyordu. Sonra da doğumda gördünüz. Aldınız bebeği, çıktınız. Hiç aklınız kaldı mı o ağlayan kadında? Kalmaz olur mu? Bana vasiyette bulundu. Ne olur bebeğime çok iyi bakın dedi. Onun adını Masum koyun dedi. Ama biz koyamadık. Kayınvalidesi buna dedi ki, alın bu bebeği götürün dedi. Sadece pazarlığını annemle onlar yaptı. Bu bir şaka sanırım değil mi? Gerçek olamaz herhalde bu. Hayır yavrum, hayır. Gerçek şaka olamaz. Özür diliyorum senden. Bu şekilde oldu abi. Bebeği aldık, İstanbul'a yerleştik. Ona ben baktım, ben büyüttüm. Askerliğini yaptım, okula gönderdim. Her şeyiyle çok iyi baktığıma inanıyorum. Ailenizi herhalde çok seviyordunuz diye düşünüyorum değil mi? Çok seviyordunuz. Rahmetli babanızı. Evet. Sizi büyüten annenizi. Yani şu anda sanırım dünya başıma yıkılmış durumda. Annenizin dışında. Evet. Kimse bu durumdan haberdar mıydı, biliyor muydu? Kimse bilmiyordu. Hayır, kimse bilmiyordu. Aa. Ve bu gizli kalacaktı. Ama bugünün geleceğini, mutlaka geleceğini anlamıştım. Bugün o günmüş Ahu Hanım. Çok üzgünüm. Savaş Bey, buraya çok acılı bir hanımefendi başvurdu. Çok acılı bir anne. Yani sizi dünyaya getiren anne, Şebnem Hanım. Şu anda burada. Burada. Aynı sizi büyüten anneniz Esra Hanım'ın söylediği gibi aynı hikayeyi anlatıyorlar. Sizi doğuruyor ve biliyor musunuz? Sizi koklayamıyor bile. Size dokunamıyor. Sizi bir havluya sarıyorlar. Ve Esra Hanım'a, annesine ve eşine teslim ediyorlar. Yani o sizi doğuran anne sizin ne kokunuzu biliyor, ne sizi görüyor. Ve 30 yıldır, tam 30 yıldır bunun acısını çekiyor. Bir şeyi çok net bilmenizi istiyorum sizden. Sizi bilerek ve isteyerek bırakmış ve başka bir aileye vermiş değil o kadın. Siz ondan zorla koparılıyorsunuz. Ve çok daha ağır olan bir şey var Savaş Bey. Sizi doğuran anneniz sizi 14 yaşında doğuruyor. On dört mü? Daha kendisi çocukmuş zaten. Evet. 14 yaşında. Küçücük bir kız çocuğuyken doğuruyor sizi. Çünkü bu çok ağır bir şey ama söylemek zorundayım. Siz doğuran anneniz istismara uğramış bir kız çocuğu aslında. Yani lütfen ona kızmayın. Ona kızmayın. O sizi bilerek, isteyerek terk etmiş bir insan değil. Çocuk yaşta dünyanın bütün yükünü kaldırmak zorunda kalmış bir insan.
bir kız kardeşiniz var. Şebnem Hanım. Bir de kız kardeşim mi var? Evet, daha sonra bir evlilik yapıyor. Oradan bir kızı oluyor. Adı Zeynep. Ben yıllar sonra bir kardeşim olacağı için çok mutluyum. Özellikle abim olacağı için. Hep düşünmüştüm bir abim olsa nasıl olur diye aslında. Ama şimdi buna kavuşmak üzereyiz. Daha doğrusu annem çok heyecanlı. Ben ondan da heyecanlıyım bir abim olacağı için. Size çok teşekkür ediyorum hepinize. Bizim için çok uğraştınız, çabalıyorsunuz. Umarım abim Masum da bizi kabul eder. Çok daha mutlu bir aile oluruz. Çok güzel günler geçiririz. Çok çaresiz ve çok acılı bir kadın o. Onu bilin lütfen. 30 yıldır evladının hiç görmediği, kokusunu bilmediği, evladının hasretiyle yanıp tutuşmuş, tükenmiş bir kadın o. Ve size hala masum diyor. Çünkü onun için siz masumsunuz. Şimdi şöyle yapalım mı? Biz şimdi buradan kalksak. Birlikte yürüsek, o esnada birazcık sakinleşseniz. Normalde formatımız gereği sizi araca göndermem gerekiyordu. Orada izleyeceğiniz bir video vardı. Şebnem Hanım tarafından size bırakılmış. Fakat ben istiyorum ki hani yüreğim bir anne olarak onu diyor bana. Biz buradan direkt üçümüz Şebnem Hanım'ın yanına gitsek. Gidelim Ahvan. Gidelim. Birlikte gidelim. Gidelim. Olur mu? Olur. Sizi doğuran annenizi göreceksiniz birazdan. Sizi büyüten annenizi yanınızda. Doğuran annenizi göreceksiniz. İşte ben 30 yıldır anne bildiğim kişinin kokusuyla büyüdüm. Onun sevgisiyle büyüdüm. Sen benim oğlumsun Savaş'ım. Ben gidelim. Büyüttüm seni. Sen benim oğlumsun. Savaş Bey, bir de şuradan bakın. Düşünsenize. Sizin iki tane anneniz var bundan sonra. Gidelim mi birlikte? Gidelim. Hadi gelin. Gelin. Ben de seni hiç koklayamadım. Bir kere koklayayım. Affet beni. Affet oğlum. Seni acımadılar. Bana da acımadılar. Ben çocuktum oğlum. Aldılar seni benden. Doğduğun günü aldılar. O da benim annem. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Hakkını helal ettim. Helal olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bundan sonra senin savaşın olayım. Benim de sen masumum de olur. Masumun olayım. Allah razı olsun. Masum oldum. Sen ol. Hadi gidelim buradan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz Afan.
hiç ayrılmayın. Daha bırakma. Dilerim Allah'tan hiç ayrılmayın. Bir sürü şey olmuş olabilir. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu hikayedeki en saf, en masum cisasısınız. Allah size ayırmasın. Evet. Hadi gidelim. Çok teşekkür ederim. Anne, evlat. Anne kokusu. Evlat kokusu. Daha üstüne bu hayatta söylenecek hiçbir şey yok. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.